Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan, değerli öğrencim Tonguç'la birlikte bugün inkılap tarihinde cumhuriyet ve demokrasi konusunu işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Hocam, yaşasın cumhuriyetimiz. Mükemmelsin Tonguç. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi Tonguç? Cumhuriyet hocam 1923. Mükemmelsin Tonguç. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edildi. Zaten senin gibi zeki, başarılı bir öğrenciden de bu tarihi bilmek gerekirdi. Bir öğrencinin de bilmesi gerekirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilan edildi hocam. Muhteşemsin. Şimdi Cumhuriyet ve Demokrasi'nin kuruluşuna zemin hazırlayan gelişmeleri inceleyeceğiz Tonguç. Büyük Millet Meclisi nasıl kuruldu, bu aşamalara nasıl gelindi. Daha doğrusu bu videomuz esasında Cumhuriyetçilik ilkesiyle de bağlantılı bir video. Ve birçok sınavda, TEOK'ta, YGS'de, LYS'de mutlaka sorulan bir konu. Şimdi 1919 Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal'in yaptığı ilk genelge bu Atatürk'ün. Millet, milli hakimiyeti ve Türk milliyetçiliğini esas kabul etmiştir diyerekten Mustafa Kemal milli iradeye ulusal iradeye bir geçiş yapmaya başladı. Milli hakimiyet yani halkın hakimiyeti. Ardından ha Amasya Genelgesi'ni gerçekleştirdi, Havza Genelgesi'nden sonra. Amasya Genelgesi'nde milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. Bak buradaki karar kelimesi çok önemli. Yani millet karar verecek. Seçim istiyor. demek istiyor hocam. Aynen, sandığa gidip karar verecek demek istiyor. Tonguç bak şu çok çok önemli. 1875 yılına kadar, 1875'e kadar Osmanlı mutlak monarşiyle yönetiliyordu. 1876 yılında birinci meşrutiyet ilan edildi. Birinci meşrutiyet ne demek biliyor musun Tonguç? Bak şu an anlattığım şey çok çok önemli. Bunu hiçbir yerde bulamazsın Tonguç. Tamam hocam. 1876'da ülkeyi %50 halk, %50 padişah yönetmeye başladı. Yani biz buna meşrutiyet diyoruz. He. Bu meşrutiyet 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Burada da %50 halk, %50 padişah yine yönetiyordu ama bu halk dediğimiz kısım İttihat Terakki Partisi zorla iktidara gelmişti. Yani esasında %100 İttihat Terakki Partisi yönetiyordu. Patişah biraz zor durumdaydı yani. Patişah burada... Ha, iyice gitti gidiyor. Gitti gidiyordu. Zayıf patişahlar vardı burada. Ee, daha doğrusu kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir darbe yapıldı. Sonra 1908'den 1918'e kadar yani Birinci Dünya Savaşı'nda içine alan döneme kadar İttihat Terakki Partisi yönetti ülkeyi. Ve 1918'den sonra yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İttihat Terakki Partisi ülkeyi terk etti. Şimdi ne oldu? %50 halk, %50 padişah yönetimi yani meşrutiyet var mı? Var. Fakat bunun %50'sine sahip olan ve %100'ünü etkileyen İttihat Terakki Partisi nerede? Yok. Yok. Mustafa Kemal 1919'a bak. 1919'dan sonra e, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi birçok kongre yaparaktan dedi ki abi dedi padişah zaten üzerine düşen görevi yapamıyor. Ülkeyi şimdilik %100 halk yönetsin dedi. Ve bunu Burada buralarda söyledi. 1920'ye kadar söylemeye devam etti ve 1920'de meclis açtıktan sonra bunu iyice vurguladı. 1922'de saltanatı kaldıracak. Birazdan göreceğiz kağıtlarımızda. Yani %50 halk, %50 padişahın padişah kısmını tamamen kaldırdı. Çünkü savaşı biz yaptık, Kurtuluş Savaşı'nı biz gerçekleştirdik dedi. Ve 1923'te de %100 halk yönetimi anlamına gelen cumhuriyet ilan edildi. Oh Anlaşıldı mı? Şimdi bu süreci anlatacağız biz. Hocam anlattınız zaten. Anlattık evet videomuz bitti. <laughs> Şaka. Erzüm Kongresi yine aynı şey diyor. Diyor ki milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Milli irade ulusal egemenlik kelimelerini görünce hemen aklına seçim sandık gelecek Tonguç. Burası çok önemli. Bu anlattığım konunun çıkmadığı sınav yok. Eğer bu seneki TEOK'ta ya da YGS'de çıkmazsa gel. Yemek ısmarlıyor musunuz? Yemek ya? ne demek? Sana bin dolar veriyorum Tomuş. Bak buradan net konuşuyorum. Bin ben. dolar. Oo, Aynen. Hocam bu video o zaman kanıt olacak. Aynen bu video kanıt. Bu videoyu getirin. Milli irade, ulusal irade, ulusal egemenlik kelimesinin geçmediği bir sınav yok. Geçmediği bir e, yazılı yok evladım. Şimdi 20 Var hocam. Fizik sınavında çıkmadı mesela. Doğru bak. Hemen bin dolar <laughs> vereyim sana. 23 Nisan 1920'de TV'nin açılmasıyla milli egemenlik güçlendiriliyor. Artık Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal dedi ki artık ülkeyi biz yönetmeliyiz. Çünkü padişah üzerine düşen görevi yapamıyor dedi. Hatta İstanbul'daki meclis kapatıldı. Hani %50 halk, %50 padişahın hakim olduğu meclis var ya Mebusan Meclisi. O meclis misakı milli kararları alınca kapatıldı. Kapatılınca da Mustafa Kemal dedi ki kardeşlerim gelin Ankara'da pırıl pırıl yeni bir meclis açıyoruz dedi. Bu meclis 1. Yunan'ı zaferini kazandıktan sonra yani düzenli ordunun ilk başarısı geldikten sonra da 1921 Anayasası'nı yani Teşkilat-ı Esasiye'yi ilan etti. Ve bu anayasada da şöyle bir cümle vardı. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir dedi. Bu çok önemli bir cümle. Atatürk'ün imzasını attığı bu cümle çok önemli tonmuş. Neden biliyor musun? Bak burada konu bu değil Tomuş. Evrakta sahtecilik hocam. Evladım konuyu dağıtma. Burada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Mustafa Kemal şunu demek istedi. Artık ülkeyi biz yöneteceğiz arkadaşlar dedi. Çünkü savaşı biz yapıyoruz. Paşa üzerine düşen görevi yapmıyor. Hatta Anzavur, Kuvayi, İnzibatiye gibi isyanlar çıkararaktan biz zor duruma düşürüyor dedi. Ardından savaş bittikten sonra dedi ki ya 1922'de saltanat kaldıralım dedi yani. Kişisel egemenlik artık tamamen sona ersin dedi. Ve 1922'de saltanat kaldırılınca yani padişahlık gidince kişisel egemenlik sona erdi. 29 Ekim 1923'te de devletin rejim sorununu halletmek, başkanlık sorununu halletmek ve artık devletin yönetim şekli belli olsun diye cumhuriyet ilan edildi. Az önce sana sorduğumda doğru cevabı bildiğin soru buydu işte. Çok Cumhuriyetin ilanı çok şükür. Ardından da Cumhuriyetin ve demokrasinin tam olarak vurgulandığı, artık yönetimin tamamen halka geçtiğinin belli olduğu 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Halifelik kaldırıldığı gibi Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarıldı. Neden? Artık ülke tamamen halka ait. Bak şimdi, halifelik kaldırılmadan önce yani 2 Mart 1924'e kadar şöyle bir durum var. Ülke cumhuriyetle yönetiliyor. En üstte kim var? Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. Harika. İsmet İnönü Başbakan. Bu da harika. E bir de Abdülmeşid Efendi var halife. İşte bu nereden çıktı? Halifelik kaldırılınca artık tam anlamıyla hükümet rahat hareket edebilecek hale geldi. Ve 1925'te çok parti... Bu ne evladım? Parti demişiz sen yazmışsın. Bunu sen yapıyoruz. mi hazırladın? Hocam parti yapıyoruz evladım, Evladım çok partili hayata geçiş bu parti değil evladım. Yanlış hazırlamışsın. Çok parti hayattan kastımız hani günümüzde var ya partiler... Onun gibi partileri kastediyor. Siyasi partileri Ha kastetiyor. Siyasi partiler. Aynen ya. siyasi partiler. İlk partimiz Cumhuriyet Halk Fırkası yani Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. CHP. O zamanki adı CHP. Günümüzde adı CHP. Ardından ilk muhalefet partimiz Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Fakat çok partili hayata geçiş denemeleri yeterli e, olgunluğa erişmediğimiz için, siyasi anlamda bazı hatalar yaptığımız için, Şeyh Said isyanı ya da Menemen olayı gibi olaylar çıktığı için ertelenecek. Fakat çok partili hocam, hayata ben geçiş... Hocam ben topu kuracağım hocam. Top partisi. Töp hocam pardon. Töp, töp ne? Türkiye Öğrenci Partisi'ni kuracağım hocam. Mükemmel. Var ya binlerce oy toplarsın. Hatta 18 yaşındakiler de artık oy verebildiği için kesin iktidara gelirsin Tonguç. Tonguç, Tonguç Öğrenci Partisi olabilir hocam adı. Aynen aynen. Çok güzel. Harika. Ve en sonda da kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdik. Ve ki milletvekillerinin hiç... benden dışındaki hepsi kadın olacak hocam. Of o zaman var ya kesin tek başına iktidara gidersin. Bir kere Türkiye'nin yarısı kadın, yarısı sana oy verir. Of. E, dörtte bir de öğrenci, dörtte bir de sana oy verir. Yüzde yetmiş beşle iktidara gelirsin. Bütün kızlar da hasta olur bana hocam. Evladım bilmiyorum genelde politik tiplere kızlar hasta olmuyor ama neyse hayırlısı olsun diyelim. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını da yine birçok Avrupa ülkesinden de çok çok önce verdik. Mesela biz Medeni Kanunu 1926'da İsviçre'den aldık ama İsviçre'den 30-40 yıl önce biz kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdik. İlk başta belediye seçimlerine katılma hakkı verdik. Sonrasında muhtar olabilme etkisi verdik. Ardından da e 1934'te milletvekili seçme ve seçilebilme hakkı verdik ki bu çok önemli çok bir. Çok geç vermişiz hocam ya. Yani. Evladım saçma sapan konuşma. 1934'te biz verdik ya. İtalya, Fransa, İsviçre bizden çok daha sonra verdiler bu hakkı. Hadi be. Ya sen Avrupa Avrupa Bizi, diye. Bize de şey yapıyorlar hocam. Aynen bize artık yapıyorlar ya. Biz Fransız eli. Hadi lan oradan. Biz sizden önce Atatürk sayesinde kadınlara seçme seçilme hakkı verdik. Dolayısıyla, Hocam Atatürk çok iyi yeri görüştü bir insan. Var. Aynen yani Avrupa Avrupa dedikleri tek dişi kalmış canavar diyoruz. Ve videolarımızı paylaşmaya devam ediyoruz Tonguç. Gene abuk subuk video resimleri çizmişiz. Hocam siyasi tartışmaya girelim mi sizle şimdi burada? Evladım dur video bitsin ben sana tartışmaya gireceğim. Bak burada yine üye olmaya devam ediyoruz Tonguç Akademi'ye. Tonguçakademi.com'da videolarımız daha önce yükleniyor. Twitter Kuşu Seviyoruz. Facebook ve Instagram'a da yine videolarımızı... Hocam kuşu videolarım niye diye... seviyorsunuz anlamadım. Evladım cici kuş. Burada da sorumuz var bakalım sorumuzu doğru cevaplayabilecek misin Tonguç? Hadi bakalım